isterdi ki 8 milyon verip almak ama 8 milyon Musa yanlış anlamayın. 8 milyon da çok abi ya. Önceden 1 milyon dolar diyorduk, şimdi az diyoruz ya. Evet arkadaşlar, yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Porsche GT3 yeni, tertemiz, pırıl pırıl. 0 kilometre. 0 kilometre. Milhan Motors Emin kardeşim yolladı. Al abi bunu bir kapta sana zahmet dedi. Koruma altına alıp biz de dedi biraz kullanırken satalım dedi. Araç güzel. Almanya'da çok tercih edilen bir araç. Pistlerde çok sürülen bir araç. Atmosferik olduğu için eğlenceli bir araç. Rodaj olmasaydı ben eğlence yapardım. Eminler izin alıp ama yine de güzel bir klip çekeriz. Yani çekerim klip. Zaten işimiz klip, klip çekmek. Peki Turbo S ile bunun arasında çok büyük fark var mı abi? Yani bunun kullanım şeyi tamamen bir başka yani. Turbo S'i hayal bile etmiyor. Bu daha eğlenceli. Daha... Bunun da var mı abi GT Street R modeli? GT3'lerin. Alışmadım ki ama. Yalnız burası çok güzel. Oğlum biz normal modelini aldık da hiç modelini soruyorsun ya. Manyak mısın desin ya. Bunu da yapalım. Kaç tane kıymalı pide edersen buna biliyor musun ya? 30 milyon 40 milyon eder galiba. Eder mi? Bütün Ankara'ya kıymalı pide ısmarlarsın diyorsun ha. İstanbul'a ısmarlarsın. Bence. Biz ne yapalım biliyor musun? Hadi gel yanıma. Götüreyim seni yıkamaya. Güzel yaparsa onu yaparız. Girelim bir yıkamaya şöyle. İçinden pıtır pıtır gidelim. Ondan sonra yıkansın, temizlensin. İşimizi yapıp kaplayalım. İşimize bakalım. Tarih Bey merhaba. Aynasını söksek mi sökmesek mi? Şey gibi oldu. Sarımsaklasak. Çok komik oldu. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsallığa fıkmış bulmuşuz da olur. Tip top top top. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklasak da mı saklasak? Olmadı. 5 kere söylerim Porsche veriyorum. Neyi? 30 kere söylerim lan. Porsche verilecekse. Söyle lan. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Bir daha söyle. Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak, sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak. Nereye gidiyorsun? Anahtar. Ver. Bu anlaşmalı bir şey gibi oğlum. Arkadaşıma yakışıyor. Aynen. Ama bunun Porsche yok oğlum, verecek. Tekerleme falan. Audi var. Ateş edildin biraz önce kardeş. Ne abi? Al bu takatokuları takatoku geldi. Audi'yi de ver senin. Bunlar arkadaşlar rap falan yapıyorlar ya. Evet evet arkadaşlar, evet. Bunlar biraz papuk papuk şeyler yapıyor böyle. Ondan dolayı oluyor. Önceden 1 milyon dolar diyorduk. 1 milyon dolar artık 12 milyon etti be. Neyse bu videonun başı çok böyle şey oldu. Umutsuzca oldu ya. Evet. Yıkama şovunuz bitti. Şimdi arkadaşlar kılcal çizikler var. Kağın üstünden ufaktan böyle bir kılcal çiziklerini az. İleride söktüğümüz zaman hem de müşteri böyle bir ya abi neden buraları çiziklemesin? Kendileri çizmiş ama olsun biz alalım. Tabii ki ekip arkadaşlarım şimdi çalışıyor. Merhabalar gençlik. Ne yapıyorsunuz Burak Bey? Boyasını öteceğiz abi dışında. Artık ne yapıyoruz? Müşterilerimiz araçlar geldiği zaman şase numaralarını her şeylerini giriyoruz. Ölçün arkadaşlar. Telefonlarında o günkünün boyası var mı yok mu, olur da fabrikasal bir hata olur olmaz diye hepsini çözüyoruz. Bir yandan çizik araçları, çizikleri veriyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir çizik vardı bundan. Bak şurada görüyor musun? Bak bak bak. Biraz önce çekmiştik. Evet. Şeffaf kaplama işe yarar mı? Yarar. Ölçüyoruz mu? Ölçüyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben de büyük bir heyecanla bu videonun sonunu bekliyorum. Çünkü bu arabayı gerçekten güzel bir şekilde çekeceğine inanıyorum Musa. Evet. Gaza bak ne gaz verdi. Han. Güzel bir şey. Zaman ayrılırsa güzel bir çekim yaparız abi. Thank you.
Evet Musa'cığım, Kütahya'dan bir takipçinin ürün size küçük bir hediyesidir demiş. İnşallah abi sapasağlam gelir demiş. Geldi kardeşim, teşekkür ederim. Melih, Dal Kılıç, kesine, yüreğine, hepsine sağlık kardeşim. Bugün günlerde salı arkadaşlar. Nasıl bir salı biz de bilmiyoruz. Bir berbere gidip Kadir Hakan'da tıraş olurken, kurlar birbirlerinden fırlarken, bak 12.80'de oturdum, 13.30'da kalktım, dükkandan buraya gelene kadar 14 oldu, yukarıya çıktım, çay içtim, 15.30'u gördüm. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Müşteriye verdiğimiz fiyatlar, borçlarımız ne olacak gerçekten ben bilmiyorum. İş yapıyoruz, yaptığımız işi müşteriye fiyat veriyoruz, fiyat verdikten sonra keşke daha yüksek verseydik diyoruz. Yani öyle oldu. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Porsche'u, muhteşem Porsche'u korumaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi bizimkiler şablonun her şeyini yaptı. Pırıl pırıl gördüğünüz gibi bir yüze cincik kaplayacaklar. Üstüne kesim yapmadan şu mat yerleri. Zaten Yusuf burayı sen kendin alacaksın. Matı dışarıya çıkaracağız değil mi abi? Evet. Sadece şeritlerin üstünü kaplayacağız. Şeritler biraz böyle portakallı duruyor. Onun haricinde bitirdikten sonra rahat bir nefes alıp videosunu çekip yollayacağız inşallah. Çünkü bizim burada böyle pahalı araçların durması biraz sıkıntı. Korkuyorum abi ya. Abi lakin. Büyük sorumluluk. Arkadaşlar tankon kapağıdır. Zıvır zıvır incik boncuktur. Aman kalabalığa gelmesin. Kalabalığa gelmesin. Kaybolan tampon kapaklarımız çok oldu biliyorsunuz. Evet. Nerede çokluk orada tampon kapağı. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. I've been all on my grind, so why I need you? Sevgili Milhan Motors Emin, teşekkür ediyorum. Böyle bir aracı bana yolladığını kaplattırmaya ama benim için masraflı oldu. Alacağımız ücretin üstüne Musa Bey, yaklaşık bir kamera, iki tane yeni bir mikrofon, sen gördüğünüz ışık. Gibi bir ışık. Başka ne aldık? Başka ne aldık abi? Bu kadar galiba. Bu kadar mı? Aynen. Var yine bir şeyler yani. Fiyatlar uçmuş, 7-8 lira şu ışığa verdikten sonra kamerayı ben sormuyorum. Neyse. Tabii lan. Önümüzdeki ay kredi kartından görün. Bu aracı şimdi arkadaşlar elimizden geldiğince titiz, güzel, en iyi şekilde kaplamaya çalıştık. Tabii ki herkesin işçiliği, ustalığı kendine göre. Herkes mükemmeliyetçi ve herkes ben iyiyim der. Kimse de yoğurdum ekşi demez. Kaplama alanları ne kadar düzgün olursa, ne kadar araç içeride dururken oda sıcaklığı düzgün olursa, içeride çok fazla insan gezip dolaşmazsa, kesim noktaları her şeyi düzgün olursa, sonunda tabii ki aracın sunumu, her şey bir başka oluyor. Zaten bize gelen araçların hepsi hemen hemen elimizden geldiğince kılcalsizlikleri alınıyor. Ufak tefek sorunları varsa onları hallediyoruz ve müşteriye tertemiz. Bakın çamurluk işlerini bir gram çamur olmadan, jantları gayet güzel temizlenerek her şeyi kırıl kırıl yapıyoruz.
Sevdacığım, 2021 bitmeden beni kurtaran çok güzel bir kral hareket geldi kral anahtardan. Hatunun arabası bıdı 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 bıdı. Yok benim K-Disco'm yok. Yok benim K-Disco'm yok. Meğersem böyle şeyler varmış Musa. Adamlar bizi buldu ama neredesiniz siz kardeşim? Bak anahtarı verdim. Bir saatte içine aktardılar abi. Artık gidiyorsun. Anahtar cebindeyken tık açılıyor. Aynı bagaj fonksiyonu açması kapaması var. Böyle bir şey var mıymış? Varmış. Şu anda arkadaş montajını sağlıyor. Sağ olsun. Birazdan sizlere göstereceğiz. Bu arada tabii İbrahim abinin de arabasını boş geçmedik. Ona da Mercedes G'ye bir tane hediye yapalım dedik. Şimdi aslında çok basit ha. Yani. Abi işlem artık çok basit. Eskiden biliyorsun bu parçalar için kollar değişiyordu. Ekstra ürünler takılıyordu arabaya. Artık hiçbir şey yapılmadan araba KLSGO'ya tamamen sahip oluyor. Sadece engine start düğmesi oldu mu iş bitiyor değil mi? Aynen anahtarsız öyle. Anahtarsız çalıştırma olduğu zaman. Sadece dediğin gibi abi anahtarsız çalıştırma olan tüm araçlara bunu uygulayabiliyoruz artık. Güzelliği şu, anahtarı cebinizden çıkarmıyorsunuz. Araca yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapılar açılıyor. Araçtan uzaklaştığınız zaman otomatik olarak hem kapılar kapanıyor, açıksa camlarınız ve sunroofunuz da kapanıyor. Ooo. Ekstra olarak. Hareketler devam ediyor. Tüm evet. Kumanda fonksiyonlarınız yine aktif halde devam ediyor. Yalnız mesela kumanda da can canlı be kardeş. Şimdi şu anda işlem mi var orada? Musa. Musa. Yandaki tuştan aktif hale getiriyoruz. Bir getir kardeşim. Ekranımızı açıyoruz. Tuş kilidimizi kaldırıyoruz. Buradan önce açma ve kilitleme özelliğimiz var. Arkasında bagaj ve yine araçlarda ışık yakma vesaire bu aracın özelliğine göre değişiyor. Evet, bunu sağlıyorsun donanıma göre. Ondan sonra tekrar bu şu ayar da var. O da çok güzel bir ayar Mustafa abi. Mesela bu ayarı sen 1 metre, 2 metre, 3 metre, 5 metre olarak kendin ayarlayabiliyorsun. Araçtan 1 metre uzaklaştığın zaman otomatik kilitliyor. Ya da diyorsun ki ben bayağı uzaklaştıktan sonra kilitlesin. Onun ayarı da içinde mevcut. Şunu yapalım. Şimdi bagajımızı açmıştık. Bagajımızı geri kapatalım. Anlaşılan Musa, hostage Land Rover'un anahtarına bir bakar mısın? Ulan bu Çaynalılar çok iyi işler beceriyor be. Yemin şimdi, ediyorum. Kesinlikle öyle abi. Her şey çalışacak. Tüm fonksiyonlarımız. Tekrar bagaj açalım. Bagajımızı kapatalım. Birazdan küçük bir montajımız var. Ondan sonra bu uzaktan keyless de aktif hale gelecek abi. Display diye geçiyor. Ve arkadaşlar kolundaki saati de getirmiş böyle saatli. Megane'da getirmişler. Megane'da istediği gibi. Megane'da da değil mi? Megane'da işte. Akıllı saati uygulaması mı var abi? O mu? Akıllı saat uygulaması var. Artık anahtar saat oluyor. Bundan sonra tekrar yeni bir anahtar taşımanıza gerek kalmıyor. Kolunuzdaki saatle aracın tüm fonksiyonları çalışıyor ve arabanız çalışıyor. Yine aynı saatte arabaya yaklaşınca araba tabii, tabii ki, açılıyor, tabii çalışıyor. Ki. Her şey gidiyor. Birazdan şimdi onu test ederiz. Bir, öyle bir arabamız yok. İki, öyle bir saat almamız lazım. İki eksiğimiz var. Hala böyle bir saatin yok mu abi? Hala böyle bir saat. Ben saat takmıyorum çok enteresan şekilde. Bilmiyorum bir gün böyle canım sıkılırsa öyle bir saatle böyle bir araba alırım ama önce işimizi gücümüzü bir sistematiği oturtalım. Sen de bir esnafsın. Aynen öyle abi. Aldığın şeyleri biliyorsun. Dolarlar, eurolar. Kesinlikle uçuk öyle. Kesinlikle. Ortalama arkadaşlar ürünler, malzemeler, anahtarlar modelleri ve modüllere göre diyelim 2500 ila 4000 TL arasında kesin değişiyor. Evet, evet abi. Aracın kendisine ve işte sahip olduğu özelliklere göre tabii fiyatlandırma yapıyoruz. Mercedes'i de takalım. Sen bir takarken Musa'cığım bir bak. Vallahi benim için yılbaşı hediyesi oldu. Yılbaşı hediyesini sponsor firmayla çözdüm gibi. Benden hiç çıkmaz bak şimdiden söyleyeyim. Sıkıntı yok Mustafa. Bir de Instagram'a şey yapalım da arkadaşlar. Yeni dükkana hayırlı olsun diyemedik abi. Yeni bari arabaya hayırlı olsun kral diyelim. Kral hareket görüyorsun. Kral anahtardan kral hareket. Şu anda 20 tork tornavida ile her şeye söküyor. Halledecek. Birazcık böyle bir kablo geçiriyoruz. OBD soketine montaj yapıyoruz. Arabada kesme biçme hiçbir şey yapmıyoruz. Aynen. Kesme biçme hiçbir şekilde yok Musa'cığım. Çok da basit oldu biliyorsun. 2 saat önce gittiler, geldiler, taktılar. Ve birazdan anahtarı veriyoruz. Sen sağ, ben selamet. Yolumuza devam ediyoruz. Kendi eski anahtarı, yedek anahtarını kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Sertaç şimdi kendi de hava atacak. Yok hava atmayacağım. Seninki uzaktan çalıştırıyormuş. Benimki çalıştırmıyor. Niye? Abi bizi de çalıştırıyor. Henüz kralla tanışmadın. Yanlış yere sponsor olmuş ama. Gel seninkini de değiştirelim. Konuşuruz bakalım. İstersen. Özellikleri farklıysa hani benim araba için de Ranger için yapabiliriz. Siz
bölmeyeyim, ben sadece bir şaka yaptım. O da aradan fırttırmayı düşünüyor ama dolar euro arttı Sertaş. O kez hiç şansın yok. Şimdi geçen haftaya göre çok pahalı olabiliriz ama önümüzdeki haftaya göre fiyatlarımız evet, çok uygun. Geçen haftaya göre bu hafta uygunuz ama. Kesinlikle. Biraz düştük çıktık ama. Bakalım hayırlısı. I want to. Check it out, like. Hey, every time I look out, I'm on my lookout. Cause niggas trippin', no I ain't hoping. No sense in voting for politicians. All of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking without no walking. Can't help my vision when I step out and put my neck out. They try to play me so I don't go out without my blowout. Brought that 3-8. Evet Musa, arkadaşları hazır yakalamışken tabii ki öyle kolay kolay bırakmadık. Tek arabada. İkinci bu güzel, sevimli aracımızı. Konu bir araç biliyor musun? Şimdi bu arabanın ana kapısı çok böyle kolaymış gibi çok konuşan oldu da sence bir anahtarcı olarak kral anahtarını bu kapıyı yapmak sence kolay mı? Ya bizim gözümüzde imkansız. Sesini görüyorsun Mus. Bak. Harbi iyi güzel bir şey oldu ha. Vallahi yemin ediyorum. Vallahi güzel denk geldi ya. Elinize kolunuza sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok hızlı, inanılmaz şekilde hiçbir yeri kesmeden, bitmeden, kırpmadan herhalde 5 dakika falan sürdü Mustafa. 5 dakikada falan geldiler hemen tık 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 hallettiler. Teşekkür ediyoruz. Bence anahtar ve isim çok güzel oldu. Kral anahtar, kral hareket. Hepsi, ha? Hepsi güzel oldu. Bence sen bundan güzel bir his çıkartırsın ben bunu. Bence bu sakala bakar. Sen ne kazanacaksın, ben ne kazanacağım. Bir metre mi ayarladınız bunu? Tamam, süpersin. Teşekkür ediyorum. Bunu da senden de Instagram'a story atmanı istiyorum. Böyle anahtarı göstere göstere git, tık diye kapıyı aç. Al, senin olsun. Bu da böyle filmi olsun. Diğer anahtarları da gösterin ama i8 gibi BMW'nin anahtarları falan var ya. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Çocuklar sevimliydi de. Ondan intihazlık yoksa diğer türlü biliyorsun. Bu işlere pek girmiyoruz.